Spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Romain Saiss'la alakalı konuşuyorduk. Beşiktaş'ın savunma kurgusuna faslı oyuncu neler katabilir? Bunu biraz değerlendirdik. Yine Hasan Hoca'yla başlayalım istiyorum bu bölüme de. Teknik adam gözüyle Jorge Jesus'tan bahsederken hocanın eldeki malzemeye göre esnekliğinin olabileceğinden ve bunun bir artı olduğundan bahsettik. Ama Valerian İsmail söz konusu olduğunda hocam böyle bir esneklik yokmuş gibi görünüyor. Doğru düşünüyorsun. Bu ciddi bir eksi midir? Yoksa hoca bakış açısını değiştirmeli mi? Ne dersiniz? Yani hocanın çok bakış açısını değiştirebileceğini düşünmüyorum. Yani sisteme uygun oyuncu getirecek. Programı daha önce beni takip edenler belki diyecek ki hoca yine aynı şeyi söylüyor diyecek. Şimdi üçlü savunma ve önündeki iki oyuncu bazında bir mekaniği var. O mekanik ona uygun oyuncu alacak. Orada kanat bekleri de az buçuk özellikleriyle bellidir. Etkisi 7 tane oyuncu. Yani bu 7 oyuncunun mekaniği bellidir. Burada bir esneme şey yapma şansı yok. Bunun da bir oyunsal kurguda da oynama şansı yok. Bu 7 oyuncu şeyiyle belli. Ama ön bölgenin dizaynı biraz daha zor. Şimdi orada siz ön bölge oyuncularından hep kreatif yaratıcılık beklersiniz. Birincisi bu. Şimdi oraya alınacak olan tek santrafor mu yoksa iki santrafor mu alınacak? Yani iki santraforun arkasına mı bir oyuncu konulacak yoksa bir santraforun arkasına iki tane kanat tipi oyuncu mu konulacak? Beşiktaş bu iki formatı da oynadı. Batshuayi arkası, Gezal, Alex oynadı. Larin, Batshuayi arkalarında Gezal da oynadı. Şimdi bunlardan hangisini oynayacaklar? Şimdi burada belki bir esneklik gibi gözükür durum ama bu sefer buradaki kurgunun değişikliği arkadaki o 7 tane oyuncunun mekaniğini de etkiler. Evet. Burada çok çok iyi dediğim gibi bu parçalar çok önemli parçalar. Her şeyinin hesaplanması çünkü üçlünün böyle bir şeyi yok. Conte'nin üçlüsüne de baktığınızda mekaniği çok iyi işleyen o parçalar 7-8 parçadır böyle hücum aksiyonunda özellikle. O parçalar iyi işlediğinde çok önlemde alınamayan bir oyun şeyi gelebilir. Zaten Türkiye'de şu an uygulanamama nedeni veya hep geldiğinde oyuncular ve sistem tarafından veto yemesinin nedeni uygulanışının zor oluşu ve oyuncu tipinin çok şey olmaması. Ama tutturduğunuzda muhteşem bir verim alıyorsunuz. Bu anlamda tabii ki esnekliği ve şeyi sıkıntılı bir sistem ama veriminin de bir o kadar yüksek olduğu bir sistem. Bu anlamda oyuncu seçimleri çok çok önemli. Mecburen o oyuncu seçimine o oyuncuyu aldığınızda da işte şeyi de kaybetmiş oluyorsunuz. Yani yüksek tempo bunu vaat etti. Değil mi hocam? Evet, yüksek tempo. Bir soru. Yani bu yani teknik bir konu olduğu için merak ediyorum. Ters ayaklı kenar oyuncular bu yüksek tempo için uygun mudur hocam? İşte bu başka bir soru işareti. Yani siz ben yüksek tempoda bir oyun oynatmak istiyorum. Hızlı. Evet. Geçiş hücumlarını çok hızlı yapan. Ama iki tane kenar oyuncum, ön taraftaki kenar oyuncum. Hangi kenar oyuncularından bahsediyorsunuz? Mesela Gezal, şu oynadığı için. Onlar mesela bu sistemde takımın kenar oyuncusu değiller. Onu anlatmak istiyorum. Hı-hı. Yani sizin burada bizim 4-3-3'lü sistemde bahsettiğimiz kenar oyuncuları burada içte konumlanıyorlar. Şimdi burada içte konumlandığında işte Guardiola'da hücum aksiyonunda aslında sahaya üçlü yerleşir. Yani 3-2-5 şeklinde yerleşir ya da 2-3-5 şeklinde yerleşir. Yani mutlaka oraya bir beşli bir şey getirir. Ve o beşli sistemde kenar oyuncuları şeydedir, içtedir. Ama hep şeye bakar yani, kurgu şuna bakar. Ben rakip savunmayı genişletip direkt o oyuncularla kaleye mi gideceğim? Yoksa İşte benim çok etkili bir santraforum var. Merkez santraforum kenardan geldiğinde çok iyi kafa vuruşları yapıyor. O zaman ben mutlaka düz ayaktan kenardan gidip o ortayı atacağım. Arka taraftaki oyuncum ikilesin hani Gezal'la Rozier'in getirip işte Abubakar'la Larin'in attığı gibi. Bunlar o kadar çok çeşitleniyor ve o kadar çok şeye getiriyor ki. Siz mesela Rıza Hoca'nın şeyine baktığınızda, sistemine baktığınızda Rıza Hoca da mesela kenar ortaları atar.
ceza sahasının içinde orada çok fazla oyuncu görürsünüz. Ama bir başka grupta sahanın ceza sahasının etrafında konuşlanır. Yani her sistem, her şey kendi panzehrini de içinde üretir. Bu anlamda nasıl oynayacağı benim için gerçekten çok soru işareti. O yüzden ben Beşiktaş söz konusu olduğunda bütün parametreleri ortaya koyuyorum. Bunlardan hepsi olabilir. Belki de hiçbiri olmayabilir. Farklı bir kurguda çıkartabilir. Ama şu an mesela hep transferler üzerinden konuşacağız önümüzdeki günlerde. Bu isim geliyorsa böyle bir şey göreceğiz, böyle göreceğiz. Oyuncu geldikçe Beşiktaş'ın sistemi hakkında bir yargıya varacağız. Ama söylediğiniz şu, Valerian İsmail Beşiktaş'a tempolu bir oyun vaat ediyor. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye zaman zaman uzun toplar ve o uzun topların sonucunda çabuk orayı kapatan oyuncular, önde yoğun bir pres yapan bir takım vaat ediyor. Ama genel oyun şablonunu görmemiz için oyuncu tiplerini kesinlikle görmemiz lazım. Hocayla sence Beşiktaş'ın karakterleri uyuşuyor mu? Ne dersin? Uyuşuyor. Sana ne hissettirdi ilk etapta? Uyuştuğunu düşünüyorum. Değil mi? Yani o kenardaki maçı yaşaması, coşkusu Beşiktaş ruhuyla örtüşüyor diye düşünüyorum. Yani o yüzden tabii yani Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ve geçiş hocaları işte Önder Hoca olsun bir hayal kırıklığı vardı ama İsmail Valerian İsmail'le beraber şimdi yeni bir sayfa açıldı ama tabii rakipleri de burada belirleyici olacaktı. Yani Salt Beşiktaş sabır derse, bir günde başarı demezse geleceği önü aydınlık diye düşünüyorum. Yani sonuçta bu hoca oyuncu da parlatır ki Beşiktaş genç oyuncular da alacak. Ama biz sonuç odaklı hareket ediyoruz. Yani şu an bunu söylüyorum ama 3 ay sonra bambaşka bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Yani burada hocamın söylediklerinden yola çıkarak hani büyükler açısından baktığımızda sanki öngörülmesi en zor takım Beşiktaş'mış gibi. Şöyle bir şey öngörebiliriz Nevzat Bey. Sizi de hem konuşmanızı açma açısından. Beşiktaş'ın iç saha performansının düşük, dış saha performansının daha yüksek olduğu bir profil görebiliriz. Yani Beşiktaş dışarıdan daha çok puan getirebilir. Ya bu sezonki Galatasaray. Kendi üstüne giden takımlara karşı aynen öyle. Daha üretken olacak. Bu sezonki Galatasaray. Gibi. Ya da geçen yani biten sezon değil de ondan önceki Erol Bulut zamanındaki Fenerbahçe gibi. Olabilir. Çünkü şimdi Valerian İsmail'in oyunu biraz daha yoğun şeyin olduğu ve topun hani karşıdayken daha aktif olduğu oyunu. Baktığınızda ligin son kaç maçında oynadı? 9 maçı mı? 8 maçında oynadı. Evet. İyi maçlarına bakıyorsunuz. Hep topun rakipte olduğu... İçeride Kasımpaşa sıkıntı yaşamıştı. Sıkıntı yaşadı. Çünkü Kasımpaşa dar bir blokla oynadı. Çekilerek oynadı. Çok ciddi sıkıntı yaşadı. Göztepe 10 kişiyle yendi. Giresun takımı yine dar bir bloktu. Onda büyük sıkıntı yaşadı. Göztepe maçı başka bir maç haline büründü. Trabzon ve Alanya maçlarına baktığınızda Valerian İsmail takımlarının çok iyi performans sergilediğini görüyorsunuz. Ama iki takım da mesela ligin topa sahip olan ve işte topla bir şeyler yapmak isteyen takım. Bunların panzehri bir oyun üreteceğini öngörüyoruz. Ama Beşiktaş böyle bir profile bürünürse beklenti şu olur. İçeride kapalı savunmaları açmakta zorlanan, duran toplar işte belki orada Sais'in transferi belki çok şey olabilir. Duran toplar açısından belki Beşiktaş iç saha maçlarında duran toplardan çok fazla gol bulup skoru gidebilir. Ama dışarıda daha verimli olacağını düşünüyorum. Dışarıda da her takım Beşiktaş'ın üzerine gelmeyecek. Yani sonuçta onlar da yani tabii, şey yapacaklar. Yani Beşiktaş'ın böyle oynadığını, bu fırsatları değerlendireceğini, o boş alanları bırakmanın istediğini. Jorge Jesus'un yine artısı burada çıkıyor. Yani proaktif bir antrenör olduğu için yani bunlara çok çabuk çözüm getirebilen, yine Kerem Bey'in söylediği esnek yapı, esnek taktiksel beceri burada hemen devreye girebilmeli. Jorge Jesus bunu gösterir. Ama Valerian İsmail'in sistemi gösterir mi? Bence zor. Ama iyi bir mekanik oluştururlarsa belki işte o yoğun oyun hızlarıyla, onların da geçiş hızlarıyla belki rakip takımları fiziksel olarak yıpratabilirler.